Hocam bir soru soracağım. Buyurun inşallah. Günümüzde konuşulan konulardan bir tanesi de en çok konuşulan cennet ve cehennemle ilgili. Cennet ve cehennem var mı? Yok mu? Oralardaki yaşam ebedi mi? İzah ederseniz inşallah. Onu Evet. soracağım. Evet. Tabi bu sormuş olduğun soru günümüzde çok konuşulan sorulardan bir tanesi değil sadece. Günümüze münhasır bir mesele değil aslı itibariyle. Malum iman esaslarında altı rükünden bir tanesi, imanın altı şartından bir tanesi, ahiret inancı dediğimiz efendim esaslardandır. Ahirete iman şubesidir. Ahirete iman dendiği zaman da ahiretin tüm safhalarını içine kapsar. Kıyamet, işte ba'as, mahşer yani yeniden dirilme, mahşer alanı, işte amel defterleri, mizan, şefaat, sırat, cennet, cehennem gibi meseleler efendim bu ahirete iman meselesinin içerisinde bizler ne yapıyoruz? Kelam ilimlerinde ve akaid ilimlerinde değerlendiriyoruz. Bundan dolayıdır ki klasik akaid eserlerimizde gerekse eskiden işte medreselerde hocalarımız efendim öldükten sonra dirilmek haktır. İşte mahşerde amellerin tartılması haktır. Mizan haktır. İşte cennet haktır. Cehennem haktır. Şefaat haktır gibi ahiret merhalelerini özetlemişlerdir. Cennet bütün dini inanışlara göre malum müminlerin ölümden veya kıyametten sonra yaşayacağı, nimetlere gark olacağı yerdir, yerin tanımlamasıdır. Cehennem ise inkarcıların, günahkarların cezalandırılacakları yerlerdir, yerin adıdır. Cennet ve cehennemin bizler baktığımız zaman akaid eserlerine, İslam tarihine, ahirette var olup olmaması meselesinde aslında bir tartışma söz konusu değildir. Ahirette olacağı, yani ahiret hayatının olduğu, cennet ve cehennemin ahirette olacağına yönelik bir ihtilaf söz konusu değil. Ama ihtilaf edilen hususlar var. O hususlara bizler baktığımız zaman işte bugün günümüzde insanların işte dolaylı olarak sordukları ve şimdi işte senin biraz evvel sorduğun tarzda ihtilaflardan kaynaklandığını bizler ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani cennet ve cehennem şu an mevcut mu? Yoksa değil mi? Efendim, meseleleri İslam tarihinde ne yap olarak tartışılmıştır? İslam tarihinde bunlar tartışılmıştır ulema tarafından. Ulemanın bir kısmı cennet ile cehennemin hali hazırda mevcut olduğunu beyan etmişler. Beyan eden ulemalar işte Âl-i İmrân 133 ayet-i kerimesinde olduğu gibi efendim demişler ki delilimiz budur. Çünkü bu ayet-i kerimelerde Allah-u Teala geçmiş sigalarını Arapçadaki mazi sigaları, geçmiş sigaları efendim kullanarak bu ayetleri indirmiş demişler. O şekilde deliller sunmuşlar. İşin doğrusunu konuşmak gerekirse Kur'an-ı Azimüşşan'ın uslupsal tarzı içerisinde bizler baktığımız zaman yani sadece gramerle bu işin çözülemeyeceği aşikardır. Kur'an ve sahih sünnet-i Resulullah'ı
bizler incelediğimiz zaman cennet ve cehennemin varlığına yönelik efendim şüphe ifade eden herhangi bir ifadeye rastlamayız. Ama bunların şu an var mı? Yoksa sonradan mı yaratılacak? Gibi kısımları Kur'an ve Sünnet-i Resulullah açısından baktığımız zaman cennetin ve cehennemin var olduğunu ifade eden tarzda açıklıkta ifadelere bizler ne yapamıyoruz? Rastlayamıyoruz. Zaten ihtilaf edilmesinin tarihte sebeplerinin başında da bu özelliği geliyor. Çünkü geçmiş sigayla işte mazi sigayla Allah-u Teala cennetten bahsediyor diye sunulan delillere bizler baktığımız zaman Allah-u Teala gelecek efendimden bahseden, gelecekten bahseden, mesela kıyametin kopuşunu anlatan ayet-i kerimelerde de geçmiş sigası kullanmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in böyle bir uslup özelliği vardır. Normal Arapçadaki bilinen gramersel anlamdaki bilgilerle bu tarz derin ifadeler içeren ayetler hallolacak mevzular değillerdir. Yani sadece delil olarak buna sığınılamaz. Açık ve net bir şekilde, sarih bir şekilde efendim ifade çünkü edilmemiş. Ondan dolayı da işte bizler de o geçmişteki şu an hali hazırda mevcut değildir, yaratılmamıştır, ahirette yaratılacaktır diyen efendim ulemanın dediği gibi anlıyoruz. Yani şu an cennet ve cehennem yoktur. Ahirette yaratılacaktır. Ama cennetin de cehennemin de örnekleri şu an mevcuttur. Çünkü kainata bizler Kur'an-ı Azimüşşan'a baktığımız zaman kainatta ve dünyada şehadet alemi diye tanımlanmış olduğumuz bu alemde yaratılmış olan birçok hususlar, örnekler, misaller aslında ahirette var olan şeylerin bir nevi örneklendirmeleridir. Hal böyle olunca efendim ayet-i kerimelerin açıkça ifade etmemesinden dolayı hem de bizim söylediğimizi de destekleyen ayet-i kerimelerin varlığından dolayı efendim bizler de o bir kısım ulemanın dediği gibi diyoruz. Şu an cennet ve cehennem efendim yaratılmamıştır ama örnekleri vardır kainatta. Nitekim cennet ve cehennem şu an vardır diyen ulemanın sunmuş olduğu delillerinde bizler baktığımız zaman işte Adem Aleyhisselam'ın cennette yaratılması, cennetten yeryüzüne indirilmesi meselesi de geçen işte ayetleri delil olarak sunarlar bir de. Bunlara baktığımız zaman bizim söylediğimize ters bir durum değildir. Çünkü kainatta yaşama elverişli olan, müsait olan dünya tarzı efendim yerler var. Gerek Kur'an-ı Azimüşşan'da bazı ayet-i kerimelerin inceliklerinden bizler bunları anlıyoruz. Gerekse günümüzdeki ilimsel ve bilimsel gelişmelerden dolayı, verilerden dolayı efendim kainatta dünya tarzı yaşama müsait olan yerlerin varlığını ne yapıyoruz? Biliyoruz. Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'la alakalı kıssalarda bahsetmiş olduğu işte cenneti böyle anlamak lazım. Çünkü cennet Arapçada diğer bir manası ise bağ, bahçe, efendim yaşama elverişli olan yerleri tanımlayan bir cümledir. Hal böyle olunca işte eski ulemanın yani cennet şu an vardır diyenlerin delil olarak sunmuş olduğu aynı ayetler bizim açımızdan da efendim bir nedir? Delil teşkil etmiş olur. İkinci bir husus
delil olarak geçmiş ulemanın mesela bu manada serdetmiş olduğu bilgilerden bir tanesi de efendim Allah Resulü Aleyhisselam'ın işte Miraç'ça yükselmesi, Miraç vakası ve Miraç'ta cennet ve cehennemi gezdirilmesi meselesidir ki bize göre bu da yine cennet ve cehennemin varlığına delil teşkil etmez. Şu an var olduğuna teşkil et, var olduğunu yani göstermez. Çünkü yaşama elverişli olan yerler, cennet tarzı örnek olarak yaratılmış olan yerler, efendim kainatta var ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesinde ki bize göre alemi mana üzerinden çünkü seyahat gerçekleşmiştir. Alemi mana ile alakalı yapmış olduğumuz sohbetlerde bunlara kısmen biz değinmiştik. Alem mana diye çünkü bir alem vardır. Ahiretin de safaların içinde barındıran bir alemdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesi cennet ve cehennemi gezdirilme meselesi, oradaki olacak olan şeyleri görme hadiseleri, temaşa hadiseleri alemi mana üzerinden zuhur eden şeylerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bizler kıyametle alakalı ayet-i kerimelere baktığımız zaman efendim kıyametin kopacağı birçok yerlerde ve göklerdeki birçok nizamın bozulacağına yönelik ayetler var. Yani her şeyin yok olacağına yönelik ayetler var. Hatta Allah Azze ve Celle'nin zatının haricinde her şeyin yok olacağını ifade eden ayetler var. Şimdi hal böyle olunca cennet ve cehennemin şu an yaratılmış olması bu ayetlere baktığımız zaman ters düşen bir durum. Çünkü Allah Azze ve Celle cennet ve cehennemi tanımlamış olduğu başka başka ayetlerde de onun işte ebedi bir yer olduğuna vurgu yapar. Ebediliğine ifade eden ifadeler kullanmıştır. Hal böyle de olunca kainatın yok olacağı, efendim her şeyin yok olacağı, Allah Azze ve Celle'nin ve Çin'den başka, zatından başka hiçbir şeyin kalmayacağına yönelik ayetlerle cennetin işte veya cehennemin ebedilik özellikleri birbirine zıt düşmüş oluyor. Bundan dolayı işte birçok böyle ayet-i kerimeleri bizler şöyle Kur'an-ı Kerim'de harmanladığımız zaman anlıyoruz ki cennet ve cehennemin örnekleri efendim Adem Aleyhisselam'ın işte indirildiği yaşama elverişli yerlerin varlığı şu an mevcuttur, vardır ama Allah-u Teala'nın Kur'an'da bahsetmiş olduğu ahirette nimet yurdu olarak zikretmiş olduğu cennet ve cehennem hali hazırda şu an mevcut değildir. Bu tarz Kur'an'daki ifadeleri biz şöyle harmanladığımız zaman bunları ne yapıyoruz? Görüyoruz. Onların örneklerinin varlığını görüyoruz. Cennet ve cehennem meselesinde efendim ikinci bir hususa gelince tarih boyunca cennet ve cehennemde alakalı mevzularda ikinci hususta bizler baktığımız zaman İslam alimlerinin onların işte ebedilik yönüne yönelik tartışmalarını görürüz. Efendim bir kısım işte harici ve mutezile gibi kişiler cehenneme giren kişilerin orada sonsuz azap göreceklerini mesela beyan etmişlerdir. Bu görüş günahları sebebiyle bir süre için cehenneme girecek müminleri de kapsadığından yani haricilerin, mutezile gibi mezheplerin söylemiş olduğu bu tarz görüşler Ehl-i Sünnet'in tamamıyla bir kısım Şii alimleri tarafından onların bu görüşleri ne yapılmıştır? Reddedilmiştir. Buradaki reddetmelerindeki amaç da işin doğrusu müminlerin de yani kapsayan ifadeler kullandıklarından dolayıdır. Yoksa Ehl-i Sünnet ulemaları
efendim cehenneme günahkar olan Müslümanların gireceğini ve günahlarının karşılığında cezalarını gördükten sonra tekrar cehennemden çıkarılacaklarını ne yapmışlardır? İfade etmişlerdir. Bu ifadelere ters düştüğünden dolayı yani bunu beyan etmişlerdir. Bizler işte bu mevzuda da şöyle İslam alimlerinin bilgilerine baktığımız zaman cennetin ebediliği hususunda efendim ve nimetlerinin ebediliği hususunda bir tartışmanın olmadığını ama cehennemin ebediliği hususunda ve azabı meselelerinde tartışmaların olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bu mevzuda da biz işin doğrusu şöyle inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki yani o ayetleri incelediğimiz zaman biz böyle inanıyoruz, böyle anlıyoruz. Cehennemde cehennem ebedidir. Çünkü ebediyetine yönelik hulut cümlesiyle efendim ifade edilen ayetler aşağı yukarı 35-37 civarındadır. Baktığımız zaman ebediliğini ifade etmesine rağmen azabın da cehennemde ebedi olacağını vurgulayan bir cümle işin doğrusu yoktur. Bunların ikisi birbirinden farklı şeylerdir. Cehennemin içerisinde ebedi olarak kalmak dahi aslında bir nevi zaten azap çeşididir. Cennette cehenneme mesela günahkar olan Müslümanlar girerler günahlarının karşılığında efendim cezalarını gördükten sonra tekrar çıkarılırlar. Cennete dahil edilirler. Ehl-i Sünnet uleması böyle beyan etmiş. Biz de bu manada böyle inanıyoruz Müslümanlar açısından. Ama kafirler, müşrikler açısından cehennem meselesine baktığımız zaman ise biz Ehl-i Sünnet orada onların azabının da devamlı olacağını beyan ediyor. Çoğunluğu ama bir kısım ulema ve sahabe-i güzin hazaratından da bazı zatlar benim işte şimdi söyleyeceğim yani bizim de fikrimizin olduğu şekilde beyan etmişlerdir. Bize göre efendim cehennemde günahlarının karşılığı olan azabı gördükten sonra o kafirler Müslümanlar gibi cehennemden çıkarılmayacaklardır. Ama ebedi olarak da azabı devam etmeyecektir. Yani cehennemde ebedi kalacaklardır. Lakin azapları ebedi değildir. Hazreti Ali Keremallahu Veçe olsun, Abdullah bin Abbas olsun, Abdullah bin Mesud olsun, mesela işte Ebu Hureyre olsun, Cabir bin Abdullah olsun, Ebu Said el-Hudri olsun, oradan sahabeden işte bu tarafa doğru gel, mesela işte İbni Teymiye gibi zatlar, efendim İbni Kayyim el-Cezviye gibi, İbnül Vezir gibi, İsmail Hakkı İzmirli gibi birçok İslam alimleri de efendim bizim bu dediğimiz şekilde ifade etmişlerdir. Biz de böyle olduğuna işin doğrusu inanıyoruz. Ve bu şekilde anlıyoruz. Ahiretle alakalı cennet ve cehennemin anlatılmış olduğu ayet-i kerimeleri şöyle incelediğimiz zaman bu ulemanın yani beyanının doğru olduğunu görüyoruz. Yani bu hususta kısacası fazla teferruata girmeyeceğim çünkü bu kelam ilminde dediğim gibi akaid ilimlerinde çok tartışılan meselelerdendir. Her birinin şimdi görüşlerini, sundukları delilleri serdetmek icap eder. Ama kısa ve öz toparlama anlamında efendim bize göre Kur'an-ı Azimüşşan'da yapmış olduğumuz ayet-i kerimeler üzerindeki işte bu inceleme, gelen bilgileri yapmış olduğumuz incelemelerde şu an cennet ve cehennemin var olmadığını, yarın ahirette yaratılacağını anlıyoruz. Şu an var olan örneklerinin var olduğunu anlıyoruz. Efendim ve
Cennette cennetin ve cehennemin ebedi olduğunu görüyoruz. Ahirette yaratıldıktan sonra ebedi bir hayatın başlayacağını biliyoruz. Gerek cennet ehlinin ebedi yaşayacağını, cehennem ehlinin de ebedi yaşayacağını görüyoruz. Aynı şekilde efendim Müslümanların günahkarlarının cehennemde azaplarının karşılığını gördükten sonra cehennemden çıkarılacaklarını görüyoruz. Cennete dahil edileceklerini görüyoruz. Ama müşriklerin, kafirlerin efendim cehennemde günahlarının karşılığı kadar cezalarını çektikten sonra cehennemden çıkarılmayacağını, ebedi olarak da cehennemde kalacaklarını görüyoruz ve anlıyoruz. Ve azaplarının da ebedi olmadığını anlıyoruz. Kısacası cennet ve cehennem var mı, yok mu, ebedi mi, değil mi meselesinde anlatacaklarımız bundan ibaret.